Duyu eğitimi soruları. Nokta nokta duyusunun bebeklerin anne sütüyle beslenmesinde ve sağlıklı gelişiminde de büyük etkisi bulunmaktadır. Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa tabii ki koku alma ifadesi gelecektir arkadaşlar. Esma duygusal olarak desteklenme gereksinimi olan 3 yaşındaki bir çocuktur. Esma'nın annesi koltuk minderlerinin arkasına kısa bir süre içinde çalması için kurduğu bir çalar saati sakladıktan sonra oyun oynamaya başlar. Birden çalan saatin sesi duyulmaya başladığında da çocuğunun buna dikkat etmesini bekler. Bu etkinlik Esma'nın tabii ki işitme duyusal alanına destek olacaktır. Asya doğuştan nöral sorunla dünyaya gelmiş ve çoklu duyusal yetersizlikler yaşayan bir çocuktur. Asya'nın duyu sorunları nokta nokta olarak adlandırılabilir. Yukarıdaki boşluğa Asya'nın bu duyu sorunları duyusal işlemleme sorunu olarak adlandırılabilir. Arkadaşlar sorular çevirip buraya attığım için harflerde bir kayma oynama olmuş. Ben okuduğum için problem olmayacak. Nil'in sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmiş bir çocuktur. Çevresinde görüp duydukları ve dokunup tattıklarını algılamakta ve de yaşamında etkili bir biçimde kullanmaktadır. Nil'in duyularını aktif biçimde kullanmaya başlaması hangi gelişim sürecinden itibaren gerçekleşmektedir diyor. Bu durum anne karnında itibaren gerçekleşmeye başlamaktadır. Erhan sınıf içindeki etkinliklerde renkli boya kalemleri ile şekiller ve grafikler çizerek edindiği bilgileri pekiştirmektedir. Erhan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi düşünülebilir? Daha çok boya, renkli kalemlerle şekiller ve grafikler çizerek bilgi edindiği için görsel olarak öğrenen bir çocuktur ifadesi düşünülebilir arkadaşlar. Gözde öğretmen sınıfındaki görme bozukluğu olan öğrencisi için duysal bütünleştirmeyi sağlamak amacıyla duyu eğitiminde etkinlik planlamasından aşağıdakilerden hangisi öncelikli olarak yapmaktadır? A şıkkına baktığımızda görme duyusunun yanında dokunma, işitme gibi duyularını da desteklemelidir diyor. Doğru cevabımız bu olacak. Çünkü bütünleştirme, yani duysal bütünleştirmeyi sağlamak amacı taşıyor. Bu görme, dokunma, işitme gibi duyularla destekleyerek bütünleştirmeyi sağlayacaktır. Anıl, otistik özellikler gösteren 6 yaşında bir çocuktur. Kendisiyle konuşulduğunda duymuyormuş gibi davranmakta ve belirli materyallara dokunmakta sorunlar yaşamaktadır. Anıl ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Duyusal entegrasyon desteği almalıdır diyor. Çocuğun bir şeye dokunamaması, kendisiyle konuşulduğunda duymuyormuş gibi davranması duyusal entegrasyon desteği alacağının düşündürür bize. Aşağıdakilerden hangisi pasif dokunma şeklidir? Nesneleri elde taşımak, parmaklarla nesneleri tutmak, dil ile nesnelere dokunmak, el ile nesnelere dokunmak, nesneleri avuçlamak. Dikkat ederseniz A, B, D ve E şıklarında direkt dokunma organıyla, yani elle, parmaklarla yaptığı dokunmadır. Bunlar aktif dokunma. Bunun dışındaki organ veya uzuvlarla bir şeylere dokunduğu zaman, yani burada dil ile nesnelere dokunmak demiş, bu pasif dokunmadır. Aşağıdakilerden hangisi duyu eğitiminde dikkate alınabilecek göstergelerden biri değildir diyor. Duyu eğitiminde sohbeti sürdürme dikkate alınacak göstergelerden biri değildir. Farklı tatlara ait etme, görme duyusunu, ağzıyla ses çıkarma, işitme duyusunu, göz kontağı kurma, görme duyusunu, ısı değişimini algılama, işte dokunma duyusunun göstergeleridir. Sohbeti sürdürme bir gösterge değildir.
Çocuk günlük yaşantısı sırasında nesnelerin birbirlerine göre farklı özelliklerini uygulamalı biçimde deneme yanılma yöntemiyle öğrenebilir. Cansu sulandırılmış parmak boyası ve nişasta karışımı ile büyük boy muşamba üzerinde çeşitli desenler oluşturmaktadır. Bu etkinlik boyunca renklerin karışımları ile yeni renkler oluşturma ve el-göz koordinasyonu ile geniş yüzeyde çeşitli hareketler yapabilme fırsatı bulmuştur. Bu deneyim ile Cansu'nun aşağıdaki becerilerden hangisi gelişmiştir? E şıkkı dikkatini belirli bir işe yoğunlaştırmasıdır. Normal gelişim gösteren bir bireyde entegral ve işleme yapan duyular nokta nokta sağlar. Yukarıdaki cümledeki boşluğa en uygun olan hangisidir diyor. Vücut ve beynin eşgüdümlü hareket etmesini cevabımız olacak. Buradaki entegre çalışan ve işlemleme yapan duyular olarak vücut ve beynin eşgüdümlü hareket etmesini sağlar noktalı yere gelecek. Yazı eksik çıkmış, tekrar etmek istedim. Zeynep oyun oynadığı sırada dışarıdan gelen bir kokuyu fark edip oyununu yarım bırakmıştır. Kokunun kaynağını bulmak için çaba göstermektedir. Buna göre Zeynep'in davranışı Dun'un hangi duysal örüntü türü ile açıklanabilir diyor. Zeynep kokuyu duyduğu zaman bu kokuya ulaşmak için bir çaba harcadığı için bir arayışa girmiştir. Bunun cevabı da duysal arayıştır. Okul bahçesinde oyun saati süresince Furkan büyük oranda kum alanında oynamaktadır. Ellerini toprağın içerisinde gezdirir. Bulduğu farklı dokudaki taşları incelemektedir. Taşları pürüzlü ve parlak olarak ayırmaktadır. Yukarıdaki duruma bakıldığında Furkan'ın hangi duyu özelliğinin baskın olduğu söylenebilir. Furkan burada taşların pürüzlü ya da parlak, kaygan olduğunu ayırt etmek için eliyle dokunacaktır. Dokunma duyusunun özelliğinin baskın olduğu söyleyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi küçük yaşlardan itibaren çocuklar için tercih edilmesi önerilen oyuncak özelliklerinden değildir? Gelişime uygun olması tercih edilmelidir. Çok yönlü kullanımı olması tercih edilir. Duyulara yönelik olması tercih edilir. Sağlam ve güvenli olması tercih edilir. Fakat kimyasal madde içermesi oyuncaklarda tercih edilmez özelliklerdendir. Bir okul öncesi çocuğu karşılaştığı kişilerden birinin cinsiyetini anlamasında duysal olarak önce hangi duyusunu kullanır? Tabii ki görme duyusunu kullanır. Bireylerde görme ve konuşma yeteneğini oluşturan beyin sistemleri ne kadar süre içerisinde yapılandırılmaktadır? İlk 8 ayda görme ve konuşma yeteneği yapılandırılmaktadır arkadaşlar. Emel öğretmen anaokulundaki çocuklarla seslerin yönünü bulma ve müzik aletlerinin seslerini ayırt etmeye çalışmalarıyla işitmelerine yönelik eğitim etkinlikleri gerçekleştirmektedir. Bu etkinliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bu Emel öğretmenin yaptığı çalışma işitsel algı çalışmasıdır. Seslerin yönü ve müzik aletlerinin seslerini ayırt etme işitsel algı çalışması olarak adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisi duyusal sıkıntılar yaşayan çocuklar için yapılacak uygulamalardan biri değildir? E şıkkına baktığımızda duyusal kaçınma desteği diyor. Bu yapılacak uygulamalardan biri değildir. Duyusal sıkıntılar yaşayan çocuklar için. Bedensel, işitsel veya görsel yetersizlikler yaşayan özel gereksinimli çocukların duyularını kullanmalarında ne türde yetersizlikler görülebilmektedir? Bu tür çocuklarda duyusal işleme
işlemleme yetersizliği görülebilmektedir. 2 yaşındaki bir çocuk eline aldığı bir nesnenin en ilgi çekici özelliğine dikkatini yoğunlaştırmaktadır. Bu durumda bu çocuk algısal olarak aşağıdakilerden hangisini gerçekleştiriyordur? En ilgi çekici özelliğine baktığı için içinden seçiyordur, yani seçicilik. Çocukların duyularını kullanmaya yönelik oyun etkinliklerini ve oyundaki davranışlarını zenginleştirmede aile katılımı önemli görülmektedir. İşitme yetersizliği ya da görme bozukluğu gibi duysal yetersizlik durumlarında aşağıdakilerden hangisinin yapılması önemlidir? A, B, C ve E şıkları önemli değildir o kadar. D şıkkı, kullanılamayan duyularının yerine diğer duyuların desteklenip geliştirilmesi önerilir. Dikkat ederseniz arkadaşlar, görme yetersizliği yani görme engelli bireyler biz gözümüzü kapattığımızda görme engelli bir birey kadar yönümüzü kolay bulamayız. Onlar bizden daha, yani kulak hissetme duyuları daha gelişmiştir. O yüzden biz gözümüzü kapattığımızda görme engelli birey bizden daha rahat hareket eder. Duysal işlemede sorunlar yaşayan çocuklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. D şıkkına baktığımızda motor ya da nöral yetersizlikler görülebilir. Bunda öğretmen görev yaptığı kreşte 1,5-2 yaş grubu çocuklarla duyu eğitiminde çocukların nörolojik olarak bedeninin her iki tarafını bütüncül ve koordineli biçimde kullanma becerisini desteklemek amacıyla çeşitli etkinlikler tasarlamak istemektedir. Bu etkinliklerde aşağıdakilerden hangisini ön plana almalıdır? B şıkkına baktığımızda çocukların vücutlarını fark etmelerine odaklanmak olarak cevap verebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi duyulara yönelik imgelerden biri değildir? Koku, sembol, ses, titreşim duyu imgeleridir ama hüzün duyulara yönelik bir imge değildir. Dunun duyu modeline göre kolayca ağlayan çocuk duyusal uyarım maddesinde yer alır. Çevreden gelen görme, işitme, dokunma, koklama ve tatma duyularına yönelik duysal mesajları alan duyun sistemi dışsal duyu sistemidir. Aşağıdakilerden hangisi duyu eğitiminde belirlenen hedeflerden değildir? Duyu eğitiminin hedefleri dikkati yoğunlaştırmak, duyu organlarının işlevini anlamak, belleği güçlendirmek, bedeninin farkına varmaktır. A şıkkı, tek bir duyu uyarmak, duyu eğitiminin hedeflerinden değildir. Yavuz 5 yaşındadır. Genel olarak sağlıklı bir gelişim göstermekle beraber vücut pozisyonunun ne konumda olduğu ve vücut ağırlığının hangi vücut kısmına doğru verdiği gibi durumları yerine getirme ve algılamada sorunlar yaşayabilmektedir. Bu durumda Yavuz'un hangi duyusunda sorun olduğu düşünülebilir? Proprioseptif duyusunda sorun olduğu düşünülmelidir. Proprioseptif vücut veya duyu farkındalığıdır. Yavuz bu vücudunun ve duyularının farkında olmadığı için cevabımız bu olacak. Proprioseptif duyu veya vücut farkındalığı. Bu eğitim yaklaşımında duyusal etkinlikler basitten zora doğru ilerleyerek belirli bir düzen içinde gerçekleştirilirken, uygulamalardan tek bir duyuya yönelerek sadece belirli özelliklere odaklanarak hassaslaştırma ön plandadır. Yukarıdaki açıklanan hangi eğitim yaklaşımıdır? Tabii ki Montessori eğitimidir. Begüm öğretmen çocuklara sıcak, ılık, soğuk, ıslak, kuru, pütürlü, kaygan, sert, yumuşak gibi kavramları öğretme ve pekiştirme amacıyla
çeşitli materyallerle sınıfında işlemektedir. Bu durumda Begüm öğretmen için sınıfında kullanmak üzere hangisini önermek amacıyla gerçekleştirmeye yönelik olacaktır? Su ve kum havuzları bu etkinlik için uygun olacaktır. Üç aylık bir bebek olan Defne'nin ilgisini duyusal olarak bazı sesler daha çok çekmektedir. Defne bebeğin duyusal olarak tercih ettiği sesler aşağıdakilerden hangisi olabilir? 3 aylık bir bebek olduğu için yumuşak tonda ve melodik sesler Defne bebeğin tercih ettiği sesler olacaktır. Yasemin öğretmen 4 yaş grubunda özel gereksinimli çocuklara yönelik duyu etkinlikleri hazırlarken sınıfındaki ilgi duyduğu ve başarılı olduğu alanlarla ilgili yeteneklerini daha da geliştirecek, başarısız olduğu alanları da destekleyecek planlama yapmaktadır. Yasemin öğretmenim, bu sürece başlarken öncelikli olarak hangisini yapması gerekmektedir? Çocukların ön değerlendirilmesini yapmalıdır ki hangi çocukta ne eksik ne fazla, neyi desteklemesi gerekiyor fark etmelidir. 4 yaşındaki Arda el göz koordinasyonunu sağlamada ve dikkatini odaklamakta zorluk çekmektedir. Öğretmeni dokunsal desteğiyle Arda'yı desteklemek amacıyla hangisini uygulayabilir? Dokunma duyusunu geliştirecek olan etkinlik kum havuzunda çamurla oynamaktır. 2 yaşındaki Burçak duyularını kullandığı bir oyun oynarken annesi de oyununa katılıp onunla birlikte oynadığında nasıl bir etki oluşması beklenmektedir? 2 yaşındaki Burçak duyularını kullandığı bir oyun oynarken annesi de oyuna katılınca oyunun süresinin uzaması beklenir. Alihan öğretmen çocuklar için ahşap, metal, plastik materyallerinin kullanımlarını ön plana alarak görme, işitme ve dokunmaya yönelik olarak planladığı duyu eğitimi uygulamalarında en uygun yöntemi belirlemek için dikkate alması gereken noktaları yeniden gözden geçirmiştir. Alihan öğretmenin bu süreçte aşağıdakilerden hangisinin dikkate almasına gerek yoktur diyor. A, C, D ve E şıklarını dikkate almalıdır. B şıkkı planlı ve sınırlı müfredat oluşturması diyor. Herhangi bir sınır oluşturmamalıdır. Biraz akışına bırakmalı. Duyu eğitimi sorularımız bu kadar arkadaşlar. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Aşağıdaki kanallardan, adreslerden beni takip edebilirsiniz. İyi çalışmalar, başarılar.